Hoş vakitler değerli Ada TV izleyicileri. Bir kez daha Kurşun Kalem programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz ülkemizin yetiştirdiği ender evlatlarından mukavemetçi, hukukçu, siyaset, devlet adamı, birinci KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş'tır. Sayın Başkanım, Ada TV'nin Kurşun Kalem programına şeref verdiniz, bizi onurlandırdınız. Bu üstüdyoda yapılan mutat mülakatlar tipi değildir. Huzurumuzda sizlere sohbet şeklinde yaklaşacağım. Sizden istirhamım. Zaten her zaman böyle basın toplantıları falan size es gelir. Rahatlıkla, açıklıkla bütün sorularımı yanıtlamanızdır. Soruları duyalım. Tamam. Ona göre cevaplarız. Şimdi şöyle başlamak niyetindeyim. Çünkü son zamanlarda sizi çeşitli nedenlerle yoğun bir suçlama kampanyası başladı. Ve eski temeteciler arasında da benim de dahil olduğum gruplardan Denktaş Bey Karaçete'yi, 9 Eylül'ü, Volkan'ı İngilizler kurdurttu demiş. Kulaklarına öyle gitmiş. Ve bunu kendi aramızda konuştuk. Gayrimümkün dedim ben. Ama bekleyiniz dedim. Bizzat from the horse's mouth, yani bizzat Denktaş Bey'in ağzından ben size bunu alacağım. Lütfen şimdi buna bir böyle yani açıklık getirirseniz. Karaçete'yi hiçbir zaman ben ciddi bir kuruluş olarak algılamadım. Doktor Küçük'ten de Karaçete ile ilgili hiçbir zaman olumlu bir söz işitmedim. Bilmiyorum. Karaçete nedir? Diğeri neydi? 9 Eylül efendim. 9 Eylül aynen. O da. Aynen. Uluslar. Ha, uluslar öldüğünde. Evet. Uluslar öldüğünde ben 9 Eylül örgütü diye bir örgütün varlığını ve ciddiyetini anladım. Doktor Küçük bunu ne kadar bilirdi, ne kadar desteklerdi bunu da bilemem. Ama o gençlerin ölümüyle içimizde mukavemet, Enosis'e karşı mukavemet örgütlerinin böyle bireysel olarak küçük küçük var olduğu meydana çıktı. Hangisi lideri falanı yoktu? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Volkan'a geldiğimizde. Şimdi Volkan'a geldiğimizde biz hep Doktor Küçük'ün teşkilatı olarak bildik onu. Doktor Küçük'ün emrinde Şakir Özel, tanıdığımız birisi. Mobilyacı Şakir Özel. Onlar doktora gelir gider. Ben doktordayım. Volkan'la ilgili konuşmalarını işitirdim. Benim fazla bir duhulum olmadı buna. Ben o devrede savcılıktayım, savcıyım. Evet. Bir gün öğretmen Selçuk Bey geldi bana. Ve Volkan'ın başı olduğunu. Eren Selçuk'un babası Selçuk Bey. Evet. Öğretmen dere boyunda. Evet. Volkan'ın başı olduğunu ve Volkan için para topladığını, Volkan'ın yaptıklarını, Doktor Küçük'le irtibatlarını anlattı. Ve söylemesi ayıp, cebimde 5 lira vardı. Çıkarıp ben de kendisine 5 lira verdim. Bu konuşma esnasında Selçuk Bey bana İngiliz istihbarat şefinin Türkçe öğretmeni olduğunu, Türkçe öğrettiğini o adama söyledi. Bundan benim midem bulandı. Ben bunu söyledim, bu gerçeği söyledim. TMT'nin başıyım diyen bir kişinin bundan mideniz bulandı. Yani İngiliz, bir kurt düştü. Ne oluyor? Ama şunu da düşündüm. İngilizler Rum EOKA'sına karşı
mücadele veriyorlar. Türklerden haydi haydi faydalanmak için belki de bilerek göz yumuyor. 650 gencimizi şeye aldılar ya, mobil rezervi o zaman. Yani öyle bir... Onu Doktor Küçük'le biz konuştuk. İzin verelim mi, vermeyelim mi diye. Evet. Ve neticede silahımız yok. Çünkü sadık kullar İngiliz av tüfeklerini de verin der demez. Bizim halkımız av tüfeklerini teslim etti. EOKA, Rumlar dedi ki akşam EOKA geldi hepsini aldı dedi. Av tüfeklerini de vermedi. Evet. Dolayısıyla kimidi gelen doktora ben hatırlamıyorum ama yani bu insanları yazdıralım mı, yazdırmayalım mı? İngiliz'e hizmet mi olur? Yoksa ne? Düşündük ve karar şuydu. Bizim de silahlı bir ekibimiz olsun. Günü geldiğinde gerekirse bunlara gelin bizim cepheye deriz. Kavaz Efendi, numaralı. Evet. Evet. Volkan Bey. Evet. Ve o şekilde teşvik edildi yazılsınlar diye. Ve iyi de oldu bence. Bizim elimize İngiliz silahları çok iyi bilecek durumda olmalısınız Sayın Başkanım. Bazı İngiliz askerlerinden, yani onu bizzat ben de bilebiliyorum, para karşılığı birkaç silahın alındığı. Ben bir olay biliyorum, söyleyeyim size, acıdır. Evet. Bir genç geldi bana Limassol'dan ve dedi ki İngiliz üstlerinden bir İngiliz çavuş, bilmem şu kadar parayla, şimdi unuttum, bir araba dolusu silah satmaya hazırdır diye. Ben daima yaptığım gibi bu gibi şeyleri aldım mıydı teşkilata bildirirdim. Ben bunu TMT'ye haber verdim. Böyle böyle bir adam geldi, böyle böyle bir şey var. Derhal İngiliz casusudur diye adamın canını okudular. Bildiğim kadarıyla şimdi kimdir, nedir? Hatırlamam. Ama büyük bir azap içinde kaldım ben. Kimler okudu canına? Efendim? Rumlar mı, İngilizler? Hayır, bizler, bizimkiler. Bizim çocuk. Casustur diye. Casustur diye, mahsus yapıyor diye. Böyle acılar yaşadık biz. Şimdi TMT'nin kuruluşuna gelelim o halde. Evet, lütfen. Yine Lidra Caddesi'nde bir Türk öldürüldü. Daima olduğu gibi Volkan büyük bir nümayiş yapmaya başladı. Doktor Küçük'ün evinin önünden Atatürk Meydanı'na kadar giderek gelerek büyük bir nümayiş oldu. Evet. Uzun yola girmediler o gün. Biraz sonra cipin içerisinde bir İngiliz polis müfettişi geldi. Doktor Küçük'e selam dedi, lütfen dedi, artık yeter dedi. Mesajınız alınmıştır dedi. Durdurun bu nümayişi lütfen dedi. Doktor halkını seven bir insan. Bir şey olmasın, yani bir şey olacak diyor. Litra'ya giderlerse Rumlar da hazırdır, bunları kesecek. Onun için doktor cipe bindi İngiliz'le beraber ve teşekkür etti halka. Vazgeçin dedi, vazgeçin dedi. Dağıldı. Şimdi ben bu manzara karşısında ya diyorum, yapılmalı mıydı böyle bu nümayiş, yapılmamalı mıydı? Kim karar verdi? Birdenbire Volkan karar verdi, insanları topladı, yürüdü. Doktor Küçük de sonradan farkına vardı. Biliyorum kendisinden. Durmalı mıydı? Durmamalıydı. Kim karar verdi? İngiliz karar verdi. Geldi, doktoru aldı, durdurttu. Yani bu dokundu bana ve bunları düşünerek Atatürk Meydanı'na doğru gidiyorum. Doktorun evinden çıktım. Karşıdan Nalbantoğlu geliyor. Lise mezunlar cemiyeti başkanı mı neydi o zaman? Dedim ya Nalbantoğlu, ne olacak bu iş ya böyle? EOKA Yunanistan'a bağlı bilinçli bir teşkilat. Burada silahsız bir Volkan işte yitar yakar. Olsun mu olmasın mı, dursun mu durmasın mı, kim karar verir? Siyasi liderliğe de bağlı değil. Öyle görülüyor. Bunları konuştum Burhan'la. Size teklif etmedi mi o zaman, işte biz de TMT'nin kurma aşamasındayız. Hayır, hayır, şöyle bir şey yok canım. Bir gün sonra bana geldi, dedi ki konsoloslukta Kemal Tanrısevdi var. Evet. Söylediklerini söyledim. Bu akşam
Onun evinde buluşalım. Peki buluşalım. Ben Kemal Tanrısevi'yi tanımıyorum. O gece geldi beni aldı ve Kemal Tanrısevi'nin evine gittik. Kemal Bey Rum tarafında bir yerde yaşıyordu annesiyle beraber. Dedi ki, eğlencede. Biz seni dedi, epey zamandır izliyoruz dedi. Durumundan, tutumundan memnunuz. Evet, kimdir beni izleyen, kimdir memnun? Anlamadık ama dinledik. Burhan bana söylediklerini anlattı. Haklısın. Ses getiren bir teşkilat kurmamız lazım. Volkan'la bu iş olmaz. Evet. Ve konuştuk, bu mahalle konuştuk. Ve o gece TMT'nin ilk bildirisini dikte etti. Orhan ve Burhan yazdı, Kemal Bey söyledi, yazdı. Ben bir şeyler ekledim. Bunu dedi, dağıtalım. Volkan dağılmıştır. Volkan'a teşekkür ediliyor. Artık Türk Mukavemet Teşkilatı yerini almıştır. Kemal Bey diyor ki falan 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 filan Volkan'ın liderliğinde, üst kademesinde şu insanlar var, isimler verdi Burhan'a. Bunları acele bul, kendilerine bunu benim yaptığımı söyle, bu teşkilatın resmi bir teşkilat olduğunu anlasınlar. Yani EOKA'ya denk bir teşkilat olacak. Ama Volkan'ın elemanların üvesini oluşturulmak istendiği evet, karşı evet. Çıkıldı deniliyor. Onları ekart ettiler. Hayır hiç etmedi. Hiç. Ben kimi ondan sonra artık başlangıçta Kemal Tanrı sevdi. Ondan sonra artık 8-9 ay sonra Rıza Uruşkan gelip de devraldıktan sonra kimi ekart ettiler, kimi aldılar bilmem ne. Ben artık onların içinde yokum. Evet. Ben istihbarat merkezi oldum. Federasyon başkanlığım nedeniyle. Bütün köyler bana bağlı. Bütün istihbarat bana gelir. Ben de bunları bazılarını değerlendirerek, bazılarını geldiği gibi liderliğe gönderirim. Ve aynı zamanda Türk Mukavemet Teşkilatı denktaşın teşkilatıdır diye maskeliyorum da yenilerini. Yani İngiliz beni biliyor. Beni gözetliyor. O zaman savcılıktan ayrılmış mı? Ayrıldık artık, evet. Federasyon başkanı, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyon Başkanı oldum. Şimdi şeyin kuruluşu böyle. İkinci toplantımızda bunu söylediğimde küçük ailesi kızar. Ama ben gerçekleri söylemek mecburiyetindeyim. İlk geceden bunu doktor sakın duymasın. Dedim olmaz böyle şey. O zaman mı çıktı doktorla çalışma nosyonumuzu getirdin diye bir slogan attınız ortaya? Bilmem de hatırlamam. Ama doktor duymayacak. Dedim mümkün değil bu. Tabii. Mümkün değil. Memleketin lideri. Ben evinde oturuyorum. Komşum herkese sabah şey yapıyorum. Onun şeyine de bildiriler dağıtıldı. Ertesi gün sabah doktoru ben gördüm. Nedir bu? Gene kimdir bunlar? Volkan'ı dağıtmışlar bilmem ne dediğinde. Aman doktor dedim şey yapma. Bir bakalım inceleyelim. Çünkü Nalbantoğlu'ndan nefret ederdi doktor muazzam. Kızgındı Nalbantoğlu'ndan. Niçin bilmem. Her ne halise, o gece dedim bir doktora bu bir şekilde duyurulacak, pasife edilecek. İki, bir liste çıkarttılar. Mısırlızade başta 500 lira verecekmiş. Arkasından bir hayli isim 200 lira, 200 lira, 500 lira. Ne yapacağız bunları? Bu paraları toplayacağız. Silah. Ve silah alacağız. Dedim bakın buraya Mısırlılar size 500 değil 500 kuruş vermez. Ve diğer verenler de 3 gün sonra nerede silahlar diyecekler. Çıkarıp gösterecek misiniz? Parayı yediler diyecekler. Birbirimize düşeceğiz. Ben bunu katiyen kabul etmem. Bunu Türkiye'ye mal ederseniz varım. Doğru bir şey. Eğer zaten hamimi yani mal etmezseniz ben yokum. Ve bunun üzerine doktor Küçük'le biz zannedersem Ocak ayıydı, neydi? Çünkü bu Kasım'da alıyor. Kasım ayında alıyor, 57 Kasım'ında. Evet.
1957'de çünkü 1 Ağustos 1958 TMT'nin kuruluş tarihidir. Yanlıştır başkanım. Yanlış değil. Kararla alınmış, resmi doğuş günü olarak kabul edilmiştir. Niçin? 1 Ağustos'ta diğer olaylar da oldu. Üçünü bir araya getirdiler. Kraliçenin nasıl doğum günü kararla tespit edilir. Esas doğum gününde değil. Esas kuruluşu 1957 Kasım. Ve bu nereden belli? Gazetelere bakarsanız ilk bildiriler orada. O Kasım ayının gazetelerine bakın. Kasım Aralık şeylerine. Şimdi ilk ziyareti ben federasyon başkanı olarak Doktor Küçük'le beraber Ankara'ya yapıyorum. Ankara'da Fatih Düşlüzoğlu Bey'le konuşuyoruz. Doktor konuşuyor tabiatıyla. Konuşmalar bitti. İşte doktor bütün istediklerini, durumu anlattı vesaire. Kalkacağız. Dedim efendim müsaade eder misiniz? Benim de bir sözüm var. Nedir dedi. Dedim böyle bir teşkilat kurulmuştur bildiğiniz gibi. Doktor Küçük de biliyor. Silaha ihtiyacımız var. Eğitimciye ihtiyacımız var. Dedi ki silah göndersek alabilir misiniz dedi. Ben o heyecan, gençlik heyecanıyla hay hay dedim, alırız dedim. Doktor Küçük, tecrübeli adam, doğrusunu yaptı. Dedi ki efendim araştırın, soruşturun, yakalanırız, rezil oluruz. Türkiye'ye zarara gider, bir araştırmak lazım. Çünkü bilmiyor o da ne olduğunu. Ben de bildiğim işte bir şey kurulmuştur. Volkan'ın benim de bilmediğim bazı mensupları alınmıştır ve bir faaliyet başlamıştır. Bildiriler dağılmaktadır adanın her tarafında. Bir heyecan uyanmıştır. Halka cazip geldi. Türk Mukavemet Teşkilatı diye. Yanlısev diye hiç cazip gelmediği söyleniyor. Çünkü o pasif bir direniş için yola çıkmış iddiası da var başkanım. İşte Tanrı Sevdi, tekrar ediyorum. Tanrı Sevdi'nin ve Nalbantoğlu'nun bakışı Kıbrıslı, tamamen Kıbrıs içinde kurulmuş. Kimseyi Türkiye'den karıştırmayacak, Türkiye'yi belaya sokmayacak. Dolayısıyla aramızda para toplanıp silahlanacak bir örgüt. Eğitimcisi kim? Birbirimizi yeriz, bunun içindeydim ben, halkımı bilirim. Yarın benim lider, senin lider. Menderes, rahmetli Menderes. Şimdi zor zamanı bu Türkiye'de. Şimdi bu silahlanma. Fatih düştü, bunu sonradan öğreniyoruz. Menderes'e 8 ayda satabildi. Menderes mütereddit davrandı. Bu arada İsmail Bey'in kitabına bakarsak bir noktada kendisine artık Tansu'nun oradaki yapılanmayı. Evet, oradaki yapılanma başlıyor. İsmail Bey de haklı olarak evveliyatını bilmediği için orada başladı şekliyle alıp yürütüyor evet. İşi. Ama başlangıcı bu. Burada. Ben hiçbir zaman TMT'yi ben kurdum diye ortaya çıkmış insan değilim. TMT'nin kuruluşunu sana anlattığım gibi anlatmış bir insanım. Bilinmesinde yarar var. Sonra oradan geçelim. Bu da çok sizi yani töhmet altında tutar iddialar var. Celal Hurdan isminde bir Türkiye'liyi adaya getirdiniz. Güya burada çarşafı kaldıracak, insanların modernleşmesini sağlayacak, Rumca konuşulmayacak, konuşanlardan para ceza toplanacak ve bu adam dediler. Rakam vermiyor kimse. Yoğun büyük miktarda para toplayıp toz oldu gitti. Dektaş Bey de göz yumdu. Evet. Şimdi durum şu. Bir gün Nalbantoğlu bana geldi. Dedi ki işte Celal Hordan Türkiye'de Gençlik Teşkilatı Başkanlığı yapmış. Çok iyi tanırım. Çok fevkalade bir adam. Bizim gençliği örgütlemek için arayıp da bulamadığımız bir kişi. Sana getirebilir miyim kendisini? Getirdi. Ve konuştuk. Hakikaten heyecanlı bir genç. Ve teşkilatlandırır mısın gençliği dedik. Hay hay dedi. Hay dedi. Kurdu. Kurduktan sonra ipi kaçırttık biz elimizden. Çünkü etrafına aldığı gençler artık kim bilir bizden mi şeyden mi doktordan doktora bağlı, bana bağlı. Kadınların başından çarşaf var. Bir dakika, bir dakika. Bir şeyler mi bilmiyorum.
yavaş yavaş bu silah da almaya, silah almak için para toplamaya, çünkü bilmiyor TBT'yi. Evet. Tevessül ettik. Çağırdık, kendisine anlattık. Sakın senin işin bu değil. Sakın böyle bir şey yapma. Ha, o çarşaf çekmekler, bilmem neler artık münferit olaylardır. Ama sanki siyaseten yapılmış da biz göz yummuşuz. Değil. Münferit olaylardır. Ha, Türk'ten Türkiye kampanyası resmen açılmış bir kampanyaydı. Evet. Çünkü Erenköy'de, Yeşilırmak'ta, Lurijina'da, Akıncılar'da insanlar daha çok Rumca konuşurlardı o günlerde. Evet. Ve Türk'ten Türkiye kampanyası. Orada. Evet, Türk'ten Türkiye kampanyası. Yine bizim haberimiz olmaksızın Rumca konuşana 2 şilin ceza. Nerede öğrendim ben bunu? Yeşilırmak'a gittim, kahveye girdim. Herkesle konuşuyoruz, çat pat. Bir adamcık sesleniyorum, seslenmiyor. Dedim sağır mı, dilsiz mi nedir? Nedir bu? Dediler ki yok, geçen gün geldi şey teşkilat para topladı, ceza verdi burada. Rumca konuşuruz diye onun için konuşmuyor. Başladım adamdan Rumca konuşmaya. Olmaz öyle şey dedik ve onu da kestik. Türk'ten Türkiye kampanyası. Efendim sonradan mı başladı, daha evvel başladı? General Hurdan'ın şeyi var mı? Onun da başına Pire Kemal'ı koyduk. Ciddi bir adam, evet, bir ekibiyle kontrol etsin diye. Niye? Kemal'ı falan adı Pire Kemal. Çünkü paralarımız EOKA'nın silahına gidiyor ya, besbelli. Ve orada başladı Ataylar, efendim Şükrü Veysilerin daha büyük bir şey olması, birçok küçük kuruluş o zaman başladı şeyler almaya, söyle acentelikle bilmem ne almaya. Evet. Ha, şimdi Celal Hurdan meselesine gelelim. Celal Hurdan hakikaten artık başladı, yani doktor küçükmüş gibi konuşmaya. Bunu kendi başına buyruk oldu. Siz bu adamı çağırıp dinlediniz mi? Dur efendim. Şimdi doktor küçük benimle konuştuktan sonra bunu Menderes'e şikayet etti. Ettiniz siz. Şikayet etti doktor küçük. O etti. Ha. Evet, benimle anlaşarak etti. Ve Menderes doktor küçüğü, beni ve Celal Hurdan'ı İstanbul'a çağırdı. Dakota uçak geldi. Dakota uçağa girdik. Üçümüz. Ve İstanbul'da Park Otel'de Menderes'le görüşüyoruz. Evvela doktor küçükle beni aldı. Nedir bu Celal Hurdan meselesi? Anlattık böyle böyle iyi niyetle bir gençlik teşkilatı kursun diye kendisine görev verildi. Ama çizmeyi aştı. Birçok şey çıkarttı başımıza, dert çıkarttı. Doktor küçük de ben de rahatsız oluyoruz dedik. Peki dedi ve Celal Hurdan'ı göndermedi geri. Celal Hurdan'a dedi ki sen artık burada kalacaksın ve o sayfa böyleyle kapandı. Onun için bir icraat yapıldığında ve o günlerin havası içerisinde Türkçe vatandaş konuş yanlış mıydı? Efendim kadınlara çarşafı bırakın, çarşaf din giysisi değildir demek yanlış mıydı? Birçok kadın sevinerek çıkarttı çarşafını. Sevinerek. Evet. Bazısının başından çekmiş bir genç. Bunu teşkilata yorum da denkleşe kadar dayamanın anlamı yok. Ama insanlar yapacaklarını. Kıbrıs olayları başladıktan sonra İngiliz işte arabuluculuğa soyundu, bilmem ne yaptı. Adanın bölünmesinin ilk adımı olarak Yeşilat değildi diye mi? Sizin ağzınızdan da halkın duymasını isterim. Mason-Dixon Line diye bir şey kuruldu mu efendim? Mason-Dixon Line dedikleri şey barikatlardı. Barikatlardı. Rumu Yeşil Hat'a dönüştü. Ne zaman dönüştü? O artık şeyde dönüştü. Yeşil Hat Anlaşması. 63'te oldu. 63'te oldu. Çünkü Cumhuriyet olunca yeşil hatlar, meşil hatlar kalktı. 63 olayları başlayınca 5 gün Doktor Küçük Makaryos sarar telefonda, yok adam. Çıkmaz. Türk uçakları uçunca ihtar uçuşu yapınca Doktor Küçük'ü aldı, Doktora Küçük buluşalım diye. İngiliz Yüksek Komiserliğinde Osman Örek'le buluştu Makaryos. Evet.
Ve o saat İngiliz yüksek komiseri kalktı, pencereyi açtı. Alay da kampından çıkmış Ortaköy semtine harp halinde yürüyor. Makaryos'a gösterdi. Dedi bunları getiriyorsun başına. Türkiye müdahale edecek. Bunun üzerinedir ki Makaryos razı oldu. O Mason-Dixon hattı yeşil hat olarak orada çizildi ve iki taraf ayrıldı. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde 64'te ilk alınan Kıbrıs'la ilgili karar ki Kıbrıs Türk'ü ile Rum'u yani uzak tutacak da çatışmaları önleyecek diye o kararda oy birliği ile altını çiziyorum Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rumlar olduğu kesinleşmiş ve siz herkes de bunu bilir, beyanatlarınız oldu, başka tarihçiler yazdı. Denktaş Bey olarak o kararın alınışından sonra gözyaşları dökmüşsünüz. Neydi bu karar, bu kadar kötü mandatory, advisory? Onu da çünkü herkes de zannetmedi şimdi yallah o zaman İngilizcesini. Hayır. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar Chapter 7 altında değildi. Yahut da uygulanması şart olan değildi. Chapter 7 altında değildi bu şeyden. Şimdi bir şey söyleyeyim size ama. Lütfen. Chapter 7 kim bilir bu kadar zamandır? Chapter 7 altında alınan kararlar Birleşmiş Milletler'in yetkisi vardır. Zorla uygulasın ve uygulatsın. Silah kullanarak gerekirse. Ha, şimdi yapılacak anlaşmayı Talat-Hristofyas anlaşmasında yapılırsa, Rum tarafı yapılırsa Chapter 7 altında istiyor. Biliyor musun? Yok. Ha. Kim bilir? İşte ben sana söyleyeyim. Demek ki bu Chapter 7'nin ne olduğunu bilir. Bilir tabii. Bilsinler, öğrensinler. Adam çünkü Kıbrıs hükümeti olarak bir neticeye varacağını bekliyor, böyle istiyor. Evet. Görüşmeler bu yönde gidiyor. Pekala efendim. Eğer böyle olursa tam okuyacak canımıza. Onun için dikkat etmemiz lazım. Şimdi o karar şu. Kıbrıs Cumhuriyeti, çünkü ben konuştum Güvenlik Konseyi'nde. Evet. Bana hak verdiler ve konuştum. Türkiye konuştu, anlattı. Ortaklık devleti yıkılmıştır. Ortaklar ayrılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti yoktur. Hükümet olabilmesi için ikisinin bir arada kalması lazım. Ayrı ayrı demokrasi var. Hep bunlar anlatıldı. Buna rağmen karar çıktı Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine. Anfisip yardımcı olacak. Asayişi temin etsin diye. Hükümete yardımcı olacak. Tabii. Ve Türk cemaatinden bahseder. Şimdi Türkiye buna oy verirken bir de deklarasyon yaptı. Bu karşı çıktı mı? Evet, bu Kıbrıs hükümeti deyimi bizim anlayışımıza göre 1960'da kurulan müşterek hükümettir. Dolayısıyla Makaryos hükümetini tanımıyoruz. İngiliz de aynı rezervi yaptı. İlginç olan taraf bu. Kararın altında bu rezervler var. Şimdi rezervlerin geçersiz olduğunu anladık. Avrupa Birliği'ne girerken de Türkiye rezerv yaptı. Kıbrıs diyorum ama yine aldılar çünkü adamların işine geldiği gibi hareket ederler. Dolayısıyla bu karar çıktığında ben hakikaten ağlayarak çıktım. Çünkü ben Makaryos'u biliyorum. Kendine sen Anfisip'i gönderiyorsun, asayişi temin etsin diye bitti bu iş. Artık şeyi yok. Kıbrıs ve kimdir Makaryos? Türkler isyan etti diyen, anayasa yoktur, ölmüştür, gömülmüştür diyen, doktor küçüğü tanımıyorum diyen adam. Kıbrıs hükümeti olarak tanınıyor. Bitti bu iş. O karar değişmediği sürece yeni bir kararla ekarte edilmedikçe halen yürürlükte değil mi Sayın Başkan? Sen kabul edersen yürürlüktedir kardeşim. Sen kabul etmediğin için varsın KKTC olarak bugün. Sen kabul etmediğin için Doktor Küçük kendi başkanlığı altında geçici idareler kurdu. Ve bugüne kadar geldiniz. Şimdi bir dakika. Evet, lütfen. Şimdi Sinan Korle o zaman Birleşmiş Milletler'de gazeteci Sinan Korle Kıbrıs'a gelmiş gitmiş. Evet. Çok iyi tanıdığımız bir arkadaş. O zaman protokol müdür yardımcısı. Beni aldı
ağlayarak ben çekiyorum. Koluma girdi, aldı dairesine götürdü. Ve dedi bana şu yavru, Rauf, Birleşmiş Milletler'in hangi kararını kim dinledi? Türkiye ne derse o olacak oğlum, merak etme diye teselli etmeye çalıştı. Birkaç da hikaye söyledi bana beni güldürsün diye. Ama ben yıkıldım o şeyde. Ve dediğin gibi o günden bugüne sanki bu değişmez bir tanrı buyruğuymuş gibi. Bunun üzerine yürüyen yok. Nasıl? Her zaman yeni yeni alınan kararlar da buna dayalı olarak çıkıyor. Buna dayandırılarak alınıyor. Ben de tekrar ediyorum. %85 kararlara Türkiye ve biz tanımıyoruz demişizdir. Tanımıyoruz demişizdir. %85'ine. Niçin? Çünkü onların içinde Kıbrıs hükümetine referans var. Bunların hiçbirini tanımıyoruz dedik. Ben bunları söylüyorum bizimkilere ve Türkiye'ye. İkide bir de Birleşmiş Milletler kriterlerine göre demekten vazgeçin. Anlatın. Kabul etmiş olduğumuz kriterlere, kabul edilmiş kararlara. Bunun terminolojisinde, edebiyatında sürekli olarak human rights'lar, UN resolution'lar ve onlar çerçevesinde bir çözüm aradıklarını iki bölgeli, iki toplumlu diyorlar siyasi eşitliğe dayalı. Evet. Sizin zirve toplantılarında Makaryos'la Kipriyano'yla anlaştığınız ama o anlaşmalar dahi bugün oldu, hiçbirisi uygulanmadı ve halen Christofias'ta Sayın Talat iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm arıyoruz diyor. Şimdi Rolandis kaç Esin defa kaç defa yazdı? Evet. Bütün önerileri biz reddettik diye. Kaç defa yazdı? Yazdı. Ve hatıralarında da sahip düşmeyinde de evet, yazdı. Ben de takip ettim. Doğrusu da budur. Niçin? Çünkü iki konuda ben çok esnek davrandım bir anlaşma olsun diye. Çok esnek davrandım. Yine sizi suçluyorlar. Ama iki konuda fire vermedim. Kıbrıs Türk'ü azınlık olmayacak, kurucu ortak olacak. Ve yeni kurulacak ortaklığa biz yetki vereceğiz ve kurulacak. Ve Rumlar yetki verecek. O yetkilerden arda kalan yetkiler bizim olacak. Egemen bir devlet kurulacak. Egemen devlet kurulması için biz yetki vereceğiz. Nedir o? Egemenlik yetkisidir. Geri kalan yetkiler nedir? Egemenlik yetkileridir. Yani bunlar var. Bizim yaptığımız anlaşmalarda global mal mülk meselesinin halli var. Sayın Denktaş, bu ülke için, bu halk için neler yaptığınızı takdir edenler de var, etmeyenler de var. Açıkça ben bir gazeteci olarak yıllarca yanınızda da yürüdüm, izledim de, yayınlar da yaptım, Reuters'a da, CNN'e de ve yerel basına da. Sizin azimliliğinizi bugüne kadar ben hiçbir başka politik liderimizde görmedim. Ben bunu istiyorum dediniz ve yıllardır aynı şekilde devam ediyorsunuz. Ama şimdi yenilere baktığımızda Birleşik Kıbrıs, tek egemenlik, tek dış temsiliyet vesaire KKTC yaşatılacaktır. Kıbrıs Türk'ü kendine hükümran olacak, egemen olacak diye siz bu yeni nesil mi diyeyim, yeni politikacılar mı diyeyim, bu insanlarda bunu izliyor musunuz, görüyor musunuz, destekliyor musunuz? Şimdi milliyetçi kuruluşlar, Türk Mukavemet Teşkilatı Derneği, Mücahitler Derneği, Assubaylar Derneği, Gaziler Derneği, Ulusal Birlik Partisi, Şehit Aileleri, diğer DP ve diğer seçilen şeyler devlete sarıldılar. Evet. Devlet diyorlar. Yani bu büyük bir çoğunluktur. Yani bunları eğer Türkiye anlam planında yaptığı gibi yine bir netice çıkarsa Christofias Talat görüşmesinden kabul edin derse ve halk referandumda yine baskı yaparsa ben bilemem. Ama
şimdiki konumda bana göre %70'e yakın bir halk Talat Hristofyas görüşmesinin sonucunu beklememektedir. Kabul etmemektedir. Tasvip eder misiniz efendim? Hayır. İzlenmekte olan şu an... Nedir izlenen politika? Ben sana söyleyeyim. Nedir lütfen? Bak, bize ve Türkiye'ye Annan planını kim kabul ettirdi? Amerika Birleşik Devletleri kabul ettirdi. Avrupa Birliği ile müşterek baskıları... Amerika Birleşik Devletleri kabul ettirdi. İngiltere ile birlikte. Parayı döktüler, bundan, tamam. Şimdi, biz evet der demez. Amerika Birleşik Devletleri yorum getirmedi mi? Demedi mi? Madem ki buna evet dediler, bundan sonra Kıbrıs Türkleri ayrı devlet, ayrı egemenlik isteyemezler. Ve Türkiye bunları bu çizginin altında tutsun dediler. Ve Genel Sekreterin o gündeme Güvenlik Konseyi'nden tasdik almayan Ruslar sayesinde Ruslar kabul etmemiş. Rumlar için kabul etmedi Rus o zaman. Yani o rapora bu da girdi. Türkiye bunları bunun altında tutsun diye. Ben feryat ettim. Hem Türkiye'ye yazdım hem bizimkilere söyledim yazdım. İtiraz edin. Böyle yorum kabul edilmez. Siz Talat olarak evet derseniz KKDC hem tanınacak hem yücelecektir dediniz. Türkiye eğer Rumlar reddederse ben derhal tanınma yoluna çıkacağım dedi. Yani bütün bu vaatler var, paralar var. Efendim yeni düzende her gün efendim göçmenlere havuzlu villalar vaatleri var. Bu yalanlarla alınmış bir şey Kıbrıs Türk'ünün iradesi diye ilelebet korunamaz. Kabul edilemez. Allah için olsun. Şimdi bak, bu anlam planından daha da kötü olacak. Tabii, sinyalleri geliyor değil mi? Rum açıkça söylüyor. Daha ucuz olacak diyor bize bu seferki şey. Satılacağı ama daha ucuz olacak diyor. Yani Annan planını Rumların kabul edebilecekleri şekle sokuyoruz. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi Mr. Briza Türkiye'ye dedi ki açık beyanat. Önerilerini Rumların kabul edebileceği bir şekle getir dedi. Açık. Bütün bunlar Hristofyas'ın cebinde. O kabadayılı, o bilmem nesi bundan. Efendim? Şimdi görüşmeler hangi çizgide başladı? Bu çizgide başladı. Egemenlik yok, ayrı devlet yok. Ben bunu nasıl kabul ederim? Bu bizi teslimiyete götürür. Toprakta bile %29 zaten kabul edilmiştir diye beyanat veriliyor. Toprak konusunda ne diyor Rum tarafı? Avrupa vatandaşıyız. Avrupa Birliği normları geçerlidir. Buna göre Avrupa Birliği vatandaşları istediği yere gider, istediği yere yerleşir, istediği yerden toprak alır. Ve dolayısıyla bütün göçmenler de eski yerlerine gidecek. Adamlar burada duruyor. Burada duruyor. Sen hangi anlaşma yapacaksın bunlardan ya? Demek ki siz Sayın Cumhurbaşkanım, birinci Cumhurbaşkanım, yine dilimize alıştı Sayın Cumhurbaşkanım. 1983'te 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederken yani nasıl diyeyim bir bildiğiniz vardı. İleriye dönük bir yatırım mıydı yaptığınız? Çünkü orada da suçlamalar var. Bektaş Bey yeniden seçilsin diye başka bir cumhuriyet kurdu ama o cumhuriyetin ilanından sonra ambargolar, izolasyon geldi ve mahvolduk bittik. Yani o güne kadar yok muymuş izolasyon? Ne bak? O güne kadar yok muydu? Maçlar olurdu, ticari ilişkiler. Hangi spor? O güne kadar komple ilişkiniz? Hayır, bunlarla değil ama ben mesela. Dinamo Bükreş'le Çetin Gaye'yi oynattı. Türkiye'den takımlar geldi. O da durdu. Evet. Karşılığında ne aldım? Konfeksiyon, ihracatımız, patates, narinciyemiz serbest gideri diyorlar. Şimdi bak ben sana söyleyeyim. 20 yıl bu adamlarla görüşen bir insanım. 20 yıl. Evet. 63, 83. Değil mi? 68'de başladı esas görüşmeler. Onu da geleceğim 68. Ve, çıktınız Karpaz'a, ondan sonra yakalandınız, gittiniz, ondan sonra görüşmeler bir dakika, başladı. Bir dakika. Hepsinin kanını biliyorum artık, tahlil etmişim gibi.
Kredis'in beyanatı var. Biz görüşmelere taktik olarak otururuz. Evet. Taktiğimiz de Türk tarafını uzlaşmaz göstermektir ve çok başarılı olduk. Çok başarılı olduk. Niye taviz verecekmişiz? Kredis'in beyanatı var. İçimizde Cumhurbaşkanı muavini yok, Türk bakanlar yok, Türk mebuslar yok. Buna rağmen bütün dünya bizi meşru hükümet olarak tanıyor. Niye taviz verecekmişiz? Şimdi ona mukabil bir beyanatınız var. Var, beyanatlar çok. Ya ya kabul edeceğiz. Ben bunları idare ettim, oyaladım diye. Şimdi başka yapacak bir şeyin yoktu çünkü. Şimdi görüşmeye oturdular zaman kazanmak için. Bu zamanı hep kendilerini daha da bir Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti olarak tanıtmak üzere şey yaptılar. Tanıttılar da. Şimdi her yıl Cipriano Eylül geldi mi görüşmeleri Ekim'e bırakalım. Ben non-aligned bağlantısızlara gidiyorum. Blokuna gidiyorum. Evet. Gider bağlantısızlara. Hiç konuşmamızla ilgili olmayan Kıbrıs hükümeti, azınlık kararlar Türkler, çıkarttı. İşgal, göçmenler bilmem ne diye kararlar çıkartır. Oradan geçer Eylül'de başlayan, 14 Eylül'de başlayan Güvenlik Konseyi'ne ve bunu orada tasvip ettirmeye çalışır. Ve gelir. Şimdi artık 1983'e geldiğimizde ben konuşuyorum Türk makamlarıyla. Efendim, 60 anlaşması dengeler üzerine kurulmuştur. Türk, Rum aynıdır. Aynı haklara sahiptir. Bağımsızlıkta ve egemenlikte. Dışta Türk-Yunan dengesi, Lozan dengesini getirdiniz altımıza. Rum içte bizi atmak suretiyle bozdu dengeyi. Kasbetti her şeyi. Doktor Küçük'ün, Allah razı olsun, direnişi sayesinde ve arkadaşlarının bunu bozdurmamaya çalıştık. Ve yarı buçuk yamalak gidiyor. Şimdi adamlar dış dengeyi de bozuyor artık. Kıbrıs hükümeti, Kıbrıs hükümeti diye. Böyle devam ederse, biz dengeyi oluşturmazsak hiçbir şeye varamayız. Nedir? Ne yapmanız gereken nedir? Devlet kuracağız. Bu federe devlet sökmedi. Federe devleti kurdurttunuz. Bir kanadını oluşturmuşuduk da o devam etseydi onlar da diğer kanadını oluşturacaktı da. Ne zaman oluşturacakmış? Ne zaman? Ne zaman oluşturacakmış? Bugüne geldi, oluşturdu mu? Hayır. Bundan sonra hiç oluşturmaz. Ve bizi gene federe devleti kurduğumuzda Güvenlik Konseyi'ne götürdüler. Devleti kurduğumuzda yediğimiz darbeyi orada da yedik. Kabul edilmez diye. Onun için diyorum ki madem ki Rum ortak artık ben devletim diyor. Bütün adanın devleti olmadığını Türk ortak göstermelidir. Ayrı devlet ilan edeceğiz. Başka çaremiz yoktur. Bunu kabul etti Türkiye. Bunu kabul eden Dışişleri Bakanı İlter Türkmen sonradan denktaş seçim kazansın diye yaptık diyor. Ayıp değil mi Türkiye? Biliyorum. Kendine benim mektuplarım var. Ayıp değil mi kendisine? Türkiye bana mı muhtaçtı? Başka adam yok muydu yerime koyacak? Ve ben tekrar kazanayım diye devlet ilan etti ve derhal tanıdı ve bütün dünyayı karşısına aldı. Sonradan anan zamanında aklına geldi bunları söylemek. Ve bazıları da buna inandı. Benim ne ihtiyacım vardı tekrar seçileyim? Avukatlığıma dönerdim, zengin olurdum bugün. Efendim? Onun için bunlar hep hikayedir. Ve Annan planına şimdi bu son zamanda suçlamalar başladı diyorsun ya. Nedenini anlatayım ben sana. Yine referanduma gidilecek ya, gidileceğini zannedenler başladı. Yine aynı makamlar referandumda hayır diyecek makamları kötülemeye, bunlarla iş olmaz, bunları biz sakın dinlemeyin dememiş. Tabii, şimdiden teminat başlamıştır. Şey budur, durum budur. Bir bu konuda da bir karanlık sayfa olduğu iddia ediliyor. 1967'de tabii. Şimdi şeyi bitirelim. Ankara'da ben Cipriano'ya dedim ki yine 83'te gidecek şeye. Cipriano. Birleşmiş Milletler'e. Evet. Non-aligned ve Birleşmiş Milletler. Bağlantısızlar blokuna ve vazgeç. Gel bitirelim bu fikirler dizisini. Tamamlayalım bu işi. Yine gidersen, aynı oyunu oynarsan geldiğinde bizi aynı statüde bulmayacaksın. Çünkü artık Türkiye ile anlaştım. Bunu yaparsa biz de bunu yapacağız diye.
Demek oluyor ki bu Cumhuriyet ilanından önce siz ana vatandan teminat aldınız. Çünkü iddialar öyledir ki Denktaş çağırdı hepsini meclise o akşam. İşte bir karar verdi, herkese alkışlattı ve Cumhuriyeti ilan etti. Türkiye'ye bile emri vaki yaptı. Hiç öyle şey olur mu ya? Olmaz. Deli miyim ben? Türkiye tanımam deseydi bizi mahvolacak değil miydik biz? Böyle şey mi olur? Size. Bunda da bir karanlık nokta olduğunu iddia ediliyor. Bu şeyi söyleyeyim ben sana. Bak, bir dakika. 1900 nedir? 57'de. Hayır. Söyle 75'te. Bana telefon ediyor Türkiye'den Dışişleri Bakanı. Makarios geri gelecek. Rum, Amerikalılar, İngilizler, Melih Esenbel istiyor. Biz münasip görüyoruz ama bir de sana soralım dedi. Dedim efendim, biz bu adama efendim darbeci Makarios, yasa dışı oldu, eli kanlı bilmem ne tanımıyoruz. Siz de tanımıyorsunuz. Bunu geri göndermek isteyenler tanıyorlar kendisini. Tanıyanlar Cumhurbaşkanı olarak. Cumhurbaşkanı geri gelirse sizin rızanızla size teşekkür edecekler. Hadi çık askerini diyecekler. Bu oyun oynanıyor Allah için olsun. E ne yapacağız? Devlet ilan edelim. Geldiği gün devlet ilan edelim biz de. Bizim devletimizin başkanı olmadığını dünyaya gösterelim. Dengeyi kuralım Allah için olsun. Olur mu öyle şey dedi. 2 saat sonra telefon etti. Dedi ki haklısın, bir şey yapmak lazım. Federe devlet kuralım. Efendim federasyon yok. Federe devlet ne olacak? Denktaş Bey, şimdi adınız Türk yönetimi. Federe devlet diye devlet mefhumunu sokuyoruz bu işin içine. 6 ay 9 ay beklersiniz. Rumlar da aynı şekilde kendi federe devletlerini kurmazlarsa o zaman özür dilerim. O zaman ayrı devlet kurarsın. Demek istediğim şu. Kıbrıs meselesi denge meselesidir. Dengeyi kurmadan görüşmeye devam boşunadır ve gün gele aleyhimize olacaktır. Bugün bir mülakat daha yaptım. Çok değerli bir vatandaşımızla. Bu müzakerelerden derhal vazgeçilmeli, artık KKDC tanınması talebinde bulunulmalı diyor. Bunu derhal çekilir çekilmez meselesi değil. Çekilmemiz için çok şey yaptılar. Sebep verdiler bize bu şeylerden çekilmek için. Kullanmadık, kullanamadık. Yine verecekler, kullanmak lazım. Zaten davalar, ne istediklerini bak, Sayın Talat otursa, Rum bunları istiyor. Bütün göçmenler geri, garanti anlaşması yok, tüm askerler dışarı, Avrupa Birliği normları uygulanacak. Bu ne demektir? Şu demektir vesaire. Bunları bizim kabul etmek imkanımız yoktur. Dolayısıyla biz Rum bunları değiştirmezse, bizi eşit egemen halk olarak kabul etmezse, tek halk, tek egemenliğe devam ederse devam etmemize lüzum yok olmamıştır. Çünkü benim beklediğim iyi yaklaşım yoktur. Zaten geçen gün sözcüsü söyledi Erçakıca. Hasan Erçakıca dedi. Bunlar dedi bütün Kıbrıs isterler. Sen de vermeyeceksen çekileceksin görüşmeden ta ki istemediğini söylesin. Ama ta ki 63'ten 74'e kadar yaptıklarını kabul etsinler, tazminatları işte konuşmaya başlasınlar. Yani tarafta acaba diyorum kendi aklından mı gidiyor? Hayır açıkça söylüyor. Ankara'yla birlikte yürüyoruz diyor. Ankara'yla ben buraya gelen Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı, buraya gelen temsilcileri Ankara'nın açıkça biz görüşmeleri destekliyoruz. Evet. Bir neticeye varırlarsa o neticeye bakarak karar vereceğiz diyor. Yani biz görüşme diyemeyiz biz. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği bence yanlıştır. Tabii Avrupa Birliği'ni düşünerek yapıyorlar ama yanlış yapıyorlar. Hem halkı aldatıyoruz, hem dünyayı aldatıyoruz. Bu adamlarla anlaşma olabilir diye.
Bu en büyük ayıbımızdır, en büyük kaybımız olabilir. Onun için şimdi bak, bu yapılırsa ve görüşmeler kesilirse artık görüşmeye başlamayız, KKTC tanınmadan demek lazım. Bunu da 6 ay, 9 ay yaparsın ve yine Amerika Birleşik Devletleri hayır, hayır, hayır derse o zaman dersin ki benim demek ki kalıcı güvenliğim ve Kıbrıs'ta kalabilmemin çaresi ancak Türkiye ile bağlanmaktadır. Öyle anladık. Madem ki tek adada ona da hiç fırsat vermek tek adada bize ver, istemeden vermeyecekler diye düşünemezsin kardeşim. Sen isteyeceksin, direneceksin. Kimse senin elinden bu müdafaa can pahasına müdafaa ettiğin bağımsızlığını alamaz. Kimse seni Rum'un tabası yapamaz. Sen olmazsan. Kimse senin yani ozmosis yoluyla veya asimilasyon yoluyla diyorlar. Kıbrıs Türk'ü azınlık durumuna getirilecek. Zaten azınlık değil mi ki efendim? Rumlar %80 bu ülkenin nüfusu. Biz de diyelim %20'si. Hı-hı. Ama uluslararası şeylere baktığımızda majority çoğunluk yani her zaman ağırlığı olan taraf. Şimdi bak buraya. Bu siyasi yanlış değerlendirmedir. Bu mütalaayı Rumlar yani. Hayır, Rumlar 1960 anlaşmalarına imza atmadan evvel yapmalıydılar. Ve 60 anlaşmalarını kabul etmemeliydiler. Zoraki kabul etmiş Makaryos'u da. Bu şey mi? Sen ettin. Ettiğine göre ben azınlık olmaktan zaten çıktım. Sayın Başkanım hakikaten Makaryos'un bilmem neliği ve bazı müstehcen fotoğraflar koymuşlar masaya İngiliz entelejansı ve... Kitabını yazdı İntelejans Entelejansı. Kitabı doğruydu. Doğrudur. Herkes onu öyle söylüyordu. Burada bir intelijans ofiseri var, emekli. Evet. O diyor ki Makaryos'un binasını yaktıklarında İngiliz askerleri arasındaymış. İlk giden bizleriz dedi Birleşmiş Milletler olarak. Ve Bodrum'unda kasalar içerisinde bu adamların yazdığı fotoğrafların 1000 tanesini bulduk dedi. Allah Allah. Sizin son efendim sorum. 1967'de zaten o bir Ankara'da bulunma döneminiz oldu ve daha fazla dayanamadınız. Buradan size Osman Örek'ten, rahmetli Kutlu Adalı'dan raporlar geliyordu. Doktor Küçüğün de yani artık idare etmediği, edemeyeceği... Hayır, idare edemeyeceği diye değil, hayır. Raporlar, bak burada yaptı, ne yaptı diye. Burada. Ve çıktınız gelesiniz Kıbrıs'a. Burada. Ta başlangıçtan, yani 63'te silahlar patlar patlamaz ve TMT ortaya çıktı, yer üstüne çıktı. Çıkar çıkmaz ilk yaptıkları iş doktoru gücendirmekti ve liderliği tanımamaktı. Oturdular mahkeme ettiler doktoru sanki. Ben gittim oraya. Niye gitmezmiş doktor? Derhal Türkiye'ye diye gidebilirse buyurun beraber gidelim dedim. Bunları yaptılar adama. Ve ben Ankara'da kaldığımda bu çok mühim. Doktorun etrafında olan ve beni istemeyen insanlar vardı. Çünkü ben number two. İstemiyorlar. Kendiler olacak. Number one olmaya number two. Doktoru devamlı surette doldurdular. İşte seninki gene Ankara'da beyanat yaptı direnilmiş. Bilmez ki buradaki vaziyeti falan filan diye. Gazetesinde sayfalarla yazdı. Denktaş dedi orada av partilerine gidiyor, eğleniyor. O duruma getirdiler kendisini. Onun ötesinde Doktor Küçük kalktı. Nereye inandıysa inandı. Çağlayangil'e öyle mektuplar yazdı ki bunları bana bildiriyorlar. Ben Kıbrıs dairesinde çalışıyorum. Doktora mektuplar yazdım. Şimdi raporlar yazdım. Ama yani doktor bir bakıma haklıydı. Çünkü dediğim gibi sanki liderlik yokmuş gibi bir icraat başlatıldı burada. Adam al şey yapıyor. Hem sorumluluğu görecek dünya önünde hem haberi olmadan işler yapılıyor. Yapmanızı açıklamamız lazım. TMT liderleri miydi yapan? Şimdi doktoru baskı altına alanlar kimdi? İşte TMT'nin içerisindeki doktoru çekemeyenler. Çekemeyenler. İsimler de verebilirim ama lüzumu yok. Şimdi ve şunu yarattılar burada. Doktor Küçük'ten yana mücahitler,
doktor denktaştan yana mücahitler. Haberim yok. Bir de alay kumandanının tarafında yer alan mücahitler işte, diye öldüler. Haberim yok. Ben devamlı surette Kutlu'ya, Allah rahmet eylesin, yazıyorum. Öreğe yazıyorum. Gelip gittiğinde çıktı gazetelerde. Aman vazgeçin, yapmayın. Birlik beraberlik lazımdır. Evet. Diye mektuplar yazıyorum. Doktor Küçük'e yazıyorum. Onun için Doktor Küçük'ün bana karşı o aldığı şeyleri ben hiçbir zaman doktora gücenecek bir neden olarak kabul etmedim. Çünkü doktoru biliyorum. Doldurdular sıkıntı içinde bir adamı. Çalışmanın sonumuz bitti deyip de aday olunca siz tabii onun yerini aldığınızda doktor gücengen bir adamıydı. Benim gücendi. Kapıda sizin şeker tutmuş, ağırlamış diye babanı da küstü doktor. Kendi çekileceği havasını vermeseydi ben adaylığımı koymazdım. Haber vermemişsiniz kendisine aday olacağınızı. Yok. Peki, sen küçük gidip kendisine demiş bak hazırlandı bile. Taş Bey şey çıkıyor. Bilmem o bir bahtsızlıktır. Ben o günleri tekrar değerlendirdiğimde keşke karşısına çıkmasaydım derim. Sağ olun efendim. Keşke karşısına çıkmasaydım. 67'de bütün o olaylar, gelişmeler süreci yaşanırken karar verdiniz, çıktınız. Kıprıs'a geldiniz. Karar verdim. Niçin karar verdim? Buraya teslim oluyorlar diye. Bana bir haberler geliyor. Birbirimize gireceğiz. Doktorcular, denkacılar diye. Yani. Böyle haberler gelir bana. Raporlar gelir. Birbirimize giriyoruz. Şeysiz kaldık. Nezat Konuk'la da mülakat yaptım. O da anlattı. Yanlışlıkla Karpaz'a çıktığınızda sizi yakalayanlara silah çekmişsiniz siz. Fakat ateşlemediniz. Çektik. Niçin ateşlemediniz? Ateşleseydi yani bitireyim sorumu. Daha mı kötü olacaktı? Ateşleseydik asacaklardı bizi. Yoksa? Asacaklardı bizi. Ama kurtulup hürmetçiye kaçacaktı. Kurtulamazdın. Etrafımız Rum köyleri tarafından kaplanmıştı. Kurtulamazdın. Mümkün değil. Hakikaten o tamamıyla yanlış bir çıkarma mı oldu tarafımızdan? Yoksa sırf yeniden bir temas başlasın Rumlarla, çünkü sizi tekrar geri Türkiye'ye gönderdiler ve dönüşünüzden sonra Kıbrıs müzakereleri başladı. Baskıyla gönderdiler. Öyle baskılar yaptılar ki mesela geldi bana polis zabiti. Rumların ifademi alacak. Çünkü bayanı arıyorlar beni hapsetsinler, bir şey yapsınlar. Nedir şey? Ayhan Hikmet'le Muzaffer Gürkan'ın meselesini konuşalım dedi adam bana. Aman dedim çok memnun oldum. Sizi suçluyorlardı. Allah'tan sonradan açıklamaları oldu. Sonradan şeyler yazdı. Nedir bu? Hem Doktor İhsan Ali hem Rum basınında. Bunları Lagudondis diye o ajan becerdi çocukları. Neyse. Dedim aman çok memnun oldum. Niye öldürtmüşüm ben bunları? Muhalifimdir diye. Ne zararları vardı bana? 100 tane gazete çıkarırlardı günde. Müthiş muhalefet. Ne müthişi ya? Oluşturdular da lehinize. Yok hiç müthiş değildi. Bir gazetenin Cumhuriyeti çıkardılar. Bir gazetenin yazdığı ve 100 tane, 150 tane sattığı bir gazete. Tirajı çok değildi tabii. Neydi şey? Yani hikaye çok büyük. Dedim ki, benim bir tane bu sebebi mi var? Motif. Peki, Yorgacis'in kaç tane var? Bir sürü. Bunları vurdurup, denktaş vurdurttu demek, en büyük kazancı olur. Bir. İki. Yorgacis mahkemede benim istintak ettim. Bunların kendi ajanları olduğunu kabul etti mahkemede. Bayraktar bombalama mahkemesinde. Evet. Benim ajanımdı ama paralı ajan değildi dedi. Peki, Yorgacis Akel'le Bayraktar Camii mi? Evet. Hani orayı bizimkiler ve TC basın bürosunu bizim elemanlarımız bombaladı diye. Hayır basın bürosu ayrı. Hayır, Bayraktar katliyen. Basın bürosunu 7 yıl sonra rahmetli Hazım Remzi Akçayürek. Evet. Arca Yürek'le birlikte yaptıklarını 7 yıl sonra söyledi bana. Doğru mu eğri mi onu da bilmem. Evet.
Evet. Anlaşıldı mı? Ama bayrakları Rumlar yaptı iki kez. Ama onun davası devam ederken yorgacısı ben istintak ettim. Ajanımız dedi. Ama paralı değillerdi. Akel'e karşı savaşı var. Yorgacısın. Evet. İşitiyor ki bunlar Akel'den matbaa alıyor, para alıyor. Onlarla da işbirliği yapıyor diye. Daha dedim başka motiv ister misin? En büyük motiv Türk liderliğini suçlamak. Ve yaptılar bunu. Kapımızın önüne getirdiler. Adam Efkaristo geriye dedi. Efkaristo geriye dedi. Çıktı evet. Gitti. Dünyaya elimizde bizim şey var, kanıt var, kanıt var. Kanıt varsaydı ne sokmadı beni içeri. Evet. Ama bu davaya biz girdik. Kıbrıs Türk'ünün hürriyet davasıdır, güvenlik davasıdır, yarını meselesidir. Eğer sağlam durmazsak Girit gibi Kıbrıs'ı boşalır gider. Böyle Hristof Yastarat görüşmesiyle netice alınacak ve Kıbrıs'ta Türk hayır görecek. Buna inanan varsa ne Rum'u bilir, ne davayı bilir, ne de Kıbrıs'ın Türkiye için ne olduğunu bilir. Denktaş yine kötümserlik yayıyor denecek bu yayın yapıldığında. Kötümserlik değil, gerçekleri bilmek kötümserlik değildir. Ve uyanmak için olacak, uyanmak için tedbirdir. Ben halkı uyandırmak istiyorum. Yine Avrupa Birliği'ne gireceğiz de cennete gireceğiz diye martabal dinlemesinler. Devlete sahip çıkmazsan, devletin yoksa azınlıksın. Sana ne hak verirlerse versinler, kağıt üzerinde azınlıksın. 60 anlaşmasını nasıl yırttılarsa garantilere ve askere rağmen yeni bir anlaşmayla işlevliği yoktur diye yırtar atar, o zaman seni kimse kurtaramaz. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hakikaten bize ışık tuttunuz. Umarım izleyicilerimiz de bu birçok karanlık demeyeceğim ama geçmişte kalan olayların yanlış bilinen şekillerini düzeltmeye çalıştığımızdan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok değerli konuğumuz Sayın Denktaş'ı memnuniyetle, ilgiyle izledik. Umarım birçok konuda açıklık getirmiştir. Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinin henüz daha bitmediğini vurgulamıştır. Ve ileriye dönük uyarılarda bulunmuştur. Oyuna gelmemiz için nelerin yapılması tavsiyesini de yapmıştır. Değerlendirmek sizlere kalmıştır. Hoşça kalınız.